dönemi, bunu istibdat olarak Osmanlıca tanımlanıyor, bunu gündeme getirdi. Bunu gündeme getirmek, Abdülhamit'e Kızıl Sultan demek ya da Abdülhamit'in başka özelliklerini reddetmek anlamına gelmiyor. Evet. Ama orada bir gerçeği gündeme getirdi Sayın Meral Akşener, o noktadan hareketle propagandaya aracılık yapan gazetecinin eline verilen soruyu sormasıyla Cumhurbaşkanı da gönlündekini, istediğini söylüyor. Ama kendisinin Abdülhamit'le ilgili ben bir kitap dahi okumadığından hiç kuşkum yok. Eğer okumuş olsaydı en azından 1909'da, yani bu ikinci meşrutiyet döneminde değil, 2018'de yatağında öldüğünü bilirdi. Evet. Peki şimdi Mahir Ünal farklı konuştu aslında Utku Bey. O gün hani dedi ki bu gazetecilik verilecek tabii ki, yayınlanacak dedi. İsterseniz bir o kısacık sesi dinleyelim, üzerine size soracağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen gece işte FETÖ'cülerin 6 aydan beri özellikle dijital medyada pişirdiği bir şeyi, yalanı ne yaptı? Servis etti Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun servis ettiği bu yalanı tabii ki haberci haberleştirecek. Bu suç niteliği taşımıyor. Haberci tabii ki haberleştirecek. Bu suç niteliği taşımıyor dedi. Şimdi ne diyeceğiz? İşte aslına bakarsanız Halk TV zaten yapacağı başvuruda mahkemeye yapacaksa bunu kullanacak en önce. Tabii ki anayasadaki basın özgürlüğüne ilişkin ilkeleri kullanacak ama tabii bu önemli. Ama şu var tabii ki, şöyle bir şey var RTÜK'te bir süredir dikkat çeken, onu söylemek istiyorum. RTÜK herkesten önce yarışarak ceza verme yarışında. Bakın iktidar kanalında farklı görüşler olduğu görülmesine rağmen RTÜK başkanı ve işte onun şekillendirdiği karar alma yapısı, aman önce biz saraya işte yaranalım, cezayı biz vermiş olalım, biz bir an önce hatta açıklayalım, ceza vereceğiz diye açıklayalım, biliyorsunuz böyle şeyler oluyor, tweet atılıyor gece yarısı, evet, olağanüstü hemen toplayacağız. Evet, evet, yani böyle bir arayış var, bunu gösteriyor aslında Mahir Ünal'ın açıklamaları ve o yüzden ve bu sadece bunda değil, işte dediğin bundan bir önceki işte başka kanallara verilen cezalar, değişik programlara verilen cezalarda hemen RTÜK Başkanı aslında oy ihdası demek, biliyorsunuz bu, yani kendi oyunu açıklamış oluyor, yapmamak gereken bir şey. O gün toplantıda yapacağı şeyi, işte bu kabul edilemez, buna hemen toplantıya çağırırız, bu kabul edilemez, ceza vereceğiz. Oysa RTÜK böyle bir kurum değil, bunun için kurulmadı RTÜK. RTÜK'ün amacı ceza yağdırmak değil, RTÜK'ün amacı düzgün bir şekilde bu ortamın, yani televizyon yayın ortamının ya da radyo yayın ortamının düzgün planlanması, koordinasyonu, yani regülatör bir kurum. Ama işte böyle olduğunda, tek adam yönetiminde herkes sadece işte saraya biat, saraya iyi gözükmek. Oradan şuna geleceğim, az önceki uçakla ilgili uçak haberinize geleceğim. Orada da asıl mesele şu, gazetecilerin mesela sorduğu soruya baktığınızda, tarzına, asıl mesele soruyu sormak kadar kendini işte o işte davet sahibi olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'na beğendirmek. Yani ben bu uçaktayım ama işte size arzu ettiğiniz soruyu soruyorum demek. Çok talihsiz yani, bir hani şey olarak gazeteci sorusunu sorar. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama soruyu sorar, yanıtını alır. Şimdi bu nasıl düzelir? Burada epeydir söylediğimiz bir şey var İpek Hanım, biliyorsunuz. Bir, o binilen uçak Sayın Erdoğan'ın özel uçağı değil. O binilen uçak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na tahsis ettiği ya da onun için alınmış olan uçak. Yani İpek Özbey'in, yani Ahat Andican'ın, yani Utku Çakır Özer'in vergileri o uçağın alınmasında, mazotunda, işte bakımında, içindekilerin yediğinde, içinde, hepsinde bizim o var, kuruşumuz var, 84 milyonu var. O yüzden siz o uçağı sadece size arzu ettiğiniz şekilde muhalefeti hakaret edecek, işte ön yargılarınızı ortaya koyacak soru sorasınız diye çağıramazsınız gazetecileri. Tam tersine kim varsa hepsini çağırırsınız. Ki bir dönem böyleydi, biliyorsunuz. Bu AK Parti döneminde bu hale döndü. Yoksa siz de gazetecilik yaptınız. Ahat Bey de kamuda çok önemli görevler aldı, biliyorsunuz. O da biliyor. Bu böyle değildi. Yani eleştirel gazeteciyi de alır lider yanına. Hangi, yani bütün hepsini alır. Her türlü soru sorulur. Buna imkan tanınsa, yani o uçakta Halk TV'den, o uçakta Cumhuriyet'ten, Sözcü'den, bir Fox'tan bir muhabir olsa, aslına bakarsanız herkes bir kendine gelmiş olur. Çünkü herkes gazetecilik yapıldığını anlar. Ama buna izin verilmiyor. Neden? Çünkü hatta biliyorsunuz
duyuluyor ki ben tabii bilemiyorum. Duyuluyor ki işte metinler önce bir şeyden geçiriliyor. Tabii, yani editten geçiriliyor. Hatta sorular bile bazen deniyor ki o yazı okuduğunuz sorular belki de sorulmamış sorular. Belki de edit edilmiş sorular deniyor. Tabii biz bilemiyoruz bunun doğrusunu. Ama doğrusu 84 milyonun vergisiyle siz bir uçağı, devletin uçağını kullanıyorsanız burayı bir partizan bir şey, basın toplantısına çeviremezsiniz. Çevirmemeniz lazım. Benzeri aynı şekilde işte bazen o uçakta biliyorsunuz İktidar Partisi'nin değişik organlarının temsilcileri gidiyor. Bu da doğru değil. Yani o uçak devlet için verilmiş bir uçak. Eğer AK Parti çok propaganda yapmak istiyorsa kendi uçağını kaldıracak. Tarifeli seferle gidecek. Gazeteciler bu uçağa binecekse herkese eşit imkan sağlanacak. Bu sağlanmadığı için bakın buna ısrarla meslek örgütleri sorguluyor, gazeteciler sorguluyor. Bu yapılmadığı için işte bu noktaya geliyor sonra. Gazeteci kendini oraya beğendirmek ve bir sonraki seyahate davet almak arayışında oluyor. Çok üzücü o sorular. Öyle bir soruldu bilmiyorum. Dediğim gibi bir edit mekanizmasından bahsediliyor. Basit toplantısı yani edit mekanizmasından bahsedilse de Utku Bey, şimdi hepimiz gazeteciyiz. Orada edit mekanizmasından bahsedilse de bizim önümüze gelen metinde işte bu soruyu İpek Özbey sordu diye bir parantez var mesela. Orada evet, sizin isminiz kullanılıyor ve o soruyu siz sormamış dahi olsanız siz sormuş varsayılıyorsunuz. Ve demek ki şöyle sormuş oluyor. Aslında o soruyu sormanın bin tane yolu da varken, bu bin yolu varken gerçekten öyle bir soru sormanın bu şekilde kelimelendirilmesi de bana tuhaf geliyor. Yani hani sadece bu iktidarla sınırlı bir iş hayatınız mı var sizin? Hani bu mesleğin de bir namusu var. İpek Hanım, sorularda da bir özellik var. Çok devlet ağzıyla sorular, çok böyle resmi ağızla hazırlanmış. Tabii. Bir gazeteci bu şekilde bir cümle kurmaz. Bu şekilde cümleler kurarak soru sormaz. Ama şu var Rahat Bey, ismiyle yani bu soruyu işte İpek Özbey, Utku Çakırözer sordu diye bu basına veriliyorsa artık ondan sonra sormuş demektir, kabulleniyor demektir. Tabii, yani tabii. Benim dediğim edit orada geçerli değildir. Demek ki gerçekten o meslektaşımız bunu sormuş. Bence büyük talihsizlik. Onu kabul etmiş durumda. Hani kimlerle, tabii kabul etmiş durumda. Yani çok büyük talihsizlik bunu kabul ediyorsa, sorduysa. Baştan ellerine sorular böyle veriliyor. Ya baştan ellerine sorular böyle veriliyor ya da daha sonra edit ediliyor ama sonucu değiştiren bir şey yok. Sonuçta tabii, o gazeteci arkadaşın sorduğu soru haline dönüşüyor. Tabii. Hiçbir gazeteci için ben bunu hani eline soru verildi vesaireyi kabul etmek istemiyorum. Orada fotoğrafta gördüğüm birçok meslektaşım var. Bir bölüm eskiden, bir bölümü yeniden. Yani talihsizlik diyorum. Yani bunu sormaları vesaire. Yani bu işte kişilere yönelik işte hakaret ya da değer yargısı içeren cümlelerle başlayıp soru sormak. Normalde sorunuzu sorabilirsiniz. İşte Sayın Akşener'in şeyi konusunda değerlendirme ne düşünüyorsunuz? Ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalar ne diyorsunuz? Bu bir basit bir şeydir ama zaten aynı soru demektir. Ama önüne işte şöyle 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 dediğinizde onun adı gazetecilik olmuyor. Başka bir şey oluyor. Soru içerisinde saldırgan bir dil kullanmak veya hedef gösterici bir dil kullanmak ya da verilecek cevabı yönlendirmek bir gazetecinin işi değildir. Sadece barış dili kullanmakla sorumlu olan gazeteci soru sorar. Ayrıca yani aslında benim tartışmak istediğim tabii ki bu programda uçaktaki gazeteciler ve onların soruları değil elbette. Ama bizim kanalımız ya da KRT ya da Tele1 gibi kanallara sadece ana muhalefet liderinin açıklamasını yayınladığı için verilen bu cezalar, bu ve benzeri cezalar bizim öyle gazetecilik yapmamızı istediklerinden kaynaklanıyor aslında bir bakıma. Fakat herhalde bugün görmüşlerdir ki diye düşünüyorum bir kez tabii daha saat 13'te yayınlanan şeyle bu Halk TV yani bu cezalara boyun eğmeyeceğini herhalde göstermiştir diye düşünüyorum. Çünkü Halk TV'nin seyircisine karşı ve kamuoyuna karşı ciddi bir sorumluluğu var ve bu sorumluluğun da çok farkında hareket ettiğini düşünüyorum. Bu konuyu kapatacağım, son sözlerinizi alayım lütfen. Her şeyden önce sadece seyirciye karşı sorumluluk değil, mesleki etik, mesleki ahlak da bunu gerektiriyor. Bunu gerektiriyor. Yani bu şekilde haberleri yok varsayarak, haberleri vatandaşa götürülmesini engellemek suretiyle tek yönlü bir haber yapma ortamı yaratmakla bu iktidar zannediyor ki bu işlerde başarılı olacak. Böyle bir şeye imkan yok.
Böyle bir şeye imkan yok. Biraz önce verdiğim örnekte verdiğim gibi Sovyetler Birliği'nde adamlar başarılı olamadı. Yani her türlü otoriter iktidarın, otoriter yönetimin arzusu budur. Basını kendi yanına almak veya kendi borazanı haline çevirmek ve böylece halkı sadece kendi istediği konularda bilgi sahibi yapmak, buna karşın kendisine karşı yönelilen eleştirileri neredeyse işte vatan hainliği konumuna indirgemek veya o şekilde algılanmasını sağlamak, bütün arzusu budur. Evet, ama bir son artık dakika Türkiye'de verelim. Bu şans yok. Bu yasakla